Dostlar, herkese hayırlı akşamlar. Tekrar Koton hissesini analiz edeceğiz. Koton hissesini analiz ederken şunu da söyleyeyim. Bugün gelen sorulara istinaden bunu söyleyeceğim. Birçok kişinin yaptığı yanlış hisse tercihini yaparken tam olarak hani finansal veri akışını yeni halka arzlarda takip etmediği şey takip etmeyi bilmediği için yanlış yerden alıyor olması. Ya da şunu söyleyeyim, yüksek maliyetleniyor olması. Şimdi halka arz olan hisselerde hani ben Türkiye'deki standartlardan bahsetmeyeceğim. Genel standartlardan bahsedeceğim. Şirketlerin finansal verileri günceldir. Yani siz yeni halka arz olmuş bir hisse senedinin defter değerini rahatlıkla hesaplayabilirsiniz. Bu şu demek oluyor. Bir saniye. Sizin bu hisse senedini rahatlıkla mukayese yapabileceğiniz veri var elinizde demek oluyor. Yani defter değeriyle piyasa değeri arasındaki farkları bulabilirsiniz. Hissenin hak ettiği değerin üstünde mi, altında mı fiyatlanıyor olduğunu bulabilirsiniz. Ben Türkiye'deki standartlardan bahsetmiyorum. Bunu hesaplamayı bilmeyen birçok yeni yatırımcı sırf halka arz oldu diye hisselerde yanlış yerden alım yapıyor ve zarar ediyor. Mesela Koton'la alakalı yorum istemiştiniz. Koton'la alakalı söylenebilecek çok bir şey yok. 13 Mayıs'ta 35, şu an 21 lira. Düşerken herhangi bir teknik oluşturmamış. Yeterli teknik veri yok. Ya diyeceksiniz ki küçük aralıklarda yok mu? Var. Bakın küçük aralıklarda düşüşler de var, yükselişler de var. Ama ana trendi sizin tayin edebilmeniz için geçmiş veriyi de görmeniz lazım. Yani büyük bir zaman aralığına ihtiyacınız olur. Şu an baktığınızda evet, Koton'un hedefleri nedir sorusunun cevabı şöyle. Ben sadece grafik üzerinden yorumlayacağım. 22.64 birinci hedef, 23.52 ikinci hedef. Bundan sonraki süreç nedir diye soracak olursanız, onunla alakalı henüz bir oluşum emare yok, bilginiz olsun. Yani riskli yatırımlardan lütfen uzak durun. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hemen şunu da belirteyim. Yasal uyarımızı da yaptık. Sevgiler.